Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte yapmış olduğumuz 7'de 7 TYT kampında bugünkü konumuz arkadaşlar dinamik ünitesi ya da sizlerin diğer bir ismiyle bildiği Newton yasaları olacak arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi ve sorular özellikle yorum ağırlıklı olduğu için biraz kafa yormanızı rica ediyorum. Evet, ilk sorumuzla başlayalım bakalım ne demiş. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler için bir tablo hazırlanıyor. Ahmet ve Efe birer örnek seçiyormuş. Ahmet temas gerektirmeyen kuvvetler için. O zaman uzaktan yapılabilecek şeyler, değil mi? Neler mesela? Elektriksel kuvvet ve kütle çekim kuvvetini tercih edebilir. Niye? Elektriksel anlamda düşündüğünüz zaman herhangi bir şekilde birbirlerine temasa gerek yok. Kütle çekim yasasında da neydi? Gmm bölü d kare diyorduk. Yani sonuç itibariyle kütle çekim ya da elektriksel kuvveti tercih edebilir. Fakat rüzgarla sürtünme bakın nedir? Temas. Örneğin rüzgar kuvvetiyle mesela ne yapabilirsin? Paraşüttür veya bir herhangi bir sistemi düşünebilirsiniz. O zaman sürtünme kuvvetiyle bunu örnek olarak verebiliriz. Evet, güzel bir soru. Şimdi bakın, eylemsizlik kelimesi sadece sabit hızlılık anlamına gelmiyor. Şimdi Newton'un yasasına göre normalde bizim bir teraziyle bir cismin kütlesini ölçüyorsak biz buna ne adını veririz? Yer çekimiyle yaptığınız için kütle çekiminden kaynaklı olan bir ne yapıyorsunuz? Kütle ölçümü yapıyorsunuz. Ama siz bir cismin kütlesini F eşittir M çarpı A ile de bulabilirsiniz. Bir cisme kuvvet uyguladığınızda bunun karşısında ivme kazanıyor ve ben F'i A'ya bölerek de ben bir cismin kütlesini bulabilirim. İşte biz bu tür bulmaya ne adını veririz arkadaşlar? Buna eylemsizlik kütlesi adını veririz. Yani bir cismin mesela ne olabilir? Kütlesi çok büyükse onu durdurmak zordur arkadaşlar. O halde burada da güzel bir örnek var. Büyük bir yük gemisi yüklüyken çekirdek gibi limana yaklaşıyor ve 25 deniz mili varken gemi motorlarını kapatıyor. Ve tam yanaşmadan da motoru kapatma nedenini bizden soruyor. Daha henüz gelmeden. Çünkü dikkat edin, kütlesi büyük olan cisimleri durdurmak zor demiştim. Ya çok büyük kuvvet uygulayacaksınız ya da uzun süre boyunca o kuvveti uygulamanız lazım ki yavaş yavaş hani itme momentumda da kuvvetin uygulama süresiyle hız değişimini sağlayabiliriz. Şimdi gemiyi bir anda paldır küldür durdurabilecek bir kuvvet uygulayamıyorsan o zaman bunu uzun süre devam ettirmen gerekir. O zaman geminin ne olduğunu eylemsizliğinin yani bu hareketlinin kütlesinin çok büyük olduğunu da anlatır. Onu limana yaklaştıracak kadar etkili olması. Eğer limana çok yakın bölgede gemi yavaşlatılmaya çalıştırılsaydı durdurulması daha mı zor olurdu? Evet arkadaşlar, durduramayabilirdiniz. Çünkü ya çok büyük kuvvet uygulayacaksın ya da uzun süre gerektiği gibi. Limana yaklaştıkça derinlikle bu işin alakası yok arkadaşlar. Derinlik nedeniyle değil, durdurmanın zorluğu nedeniyleydi. Bakın benzer nitelikte bir soru. Boş bir damacana ile su dolu damacana demiş. Bakın su dolu K, boş olan L. O zaman bu adamın kütlesi büyük bir M, bu arkadaş küçük bir M. Az önceki anlattığım şeye göre o zaman K'nın eylemsizliği büyüktür. Hareket ettirmek de zor, durdurmak da zordur. K damacanasının eylemsizliği daha büyük. L'yi durdurmak K'ya göre zordur. Tam tersi K'yı durdurmak zordur. K'yı hareket ettirmek daha zordur. Evet, işte bakın eylemsizlik kafanızda bir başka açıdan da canlansın istediğim için bu soruları tercih ettim. Dünya yüzeyinde bazı yerlere ait yer çekiminin ivmesi metre bölü saniye saniye kare cinsinden verim. Şimdi biz bir cismin ağırlığını nasıl buluyorduk? Kütlesiyle yer çekimi ivmesini çarparak. Değişmeyen tek bir şey var. Kütle. 100 kilogram kütleli bir cisim. O zaman ekvatordaki ağırlığını nasıl bulurum? 100 kütlesi çarpı 9.78'den 978 Newton olduğunu buluruz. Peki Ankara'da kütle yine 100 ama 9.79 dersem o zaman 979 Newton oldu. Kuzey kutbuna geldik. 100 çarpı 983 o zaman bunun ağırlığı da orada 983 Newton oldu. O zaman ekvatordaki ağırlığı Ankara'dakinden 1 kilo değildir. Bakın 1 Newton eksiktir. Kuzey kutbundaki kütlesiyle ekvatordaki kütlesi bakın hiç ben değiştirmedim. Yüzü hiç değiştirmedim. Yani kütle asla değişmedi arkadaşlar. Ankara'daki ağırlığı yani 979 ekvator nereden? Kuzey kutbuna göre 4 Newton azdır. Evet. Bakın ağırlıkla kütleyi birbirlerinden çok güzel ayırt etmemiz gerekiyor. Ahmet kaydıraktan kayarak yatay zemine ulaşıyor. Şimdi bakın bu kaydırak dediğiniz şey kabaca bizim için nedir? Şu işte aslında. Herkesin işte kabaca gençken, çocukken diyelim ya da kullandığı bir düzenektir mesela. Ne yapıyoruz? İşte bunun yatayla bir açısı vardır değil mi? Alfa. Ve biz ne yapıyoruz burada? Bakın.
M kütleli bir insan ya da bir cisim gibi düşün. Mg ne yapıyordu? Buraya doğru bunu kaydırmak isteyen bir Mg sin alfa varken, bu arada sürtünmeye neden olabilecek bir ne var burada da? Mg kosinüs alfa bileşenimiz var. Ve böyle bir sürtünme. Hatta sürtünmeyi de nasıl buluyorduk? Kmg kosinüs alfa. Şimdi mesela diyor ki daha hızlı inmesini istiyor. O zaman ellerini mesela kenarlardan tutmamak. Çünkü ellerin de bir de değiyorsa o da bir sürtünme kuvvetidir. Tamam, onu yapabiliriz. Peki alfa açısı. Şimdi burada bir şeye dikkat edeceksiniz. Alfanın artması sinüsü arttırır değil mi? Ama kosinüsü azaltır arkadaşlar. Yani bir cismi şöyle düşünün ki alfayı arttırdığınız zaman aynı açı oldu, aynı mesafeyi düşün, alfayı arttırdım. O zaman sizin buraya gitme isteğiniz artar. Buna karşılık olan sürtünme kuvveti de azalacak demektir değil mi arkadaşlar? Bakın neden? Kosinüsten kaynaklı sürtünme, sinüsten kaynaklı. O zaman daha hızlı olacaktır. Peki kaydırağın uzunluğunu nasıl arttırabilirim? O zaman eğer yükseklik aynıysa kaydırağın uzunluğunu arttırmanın yolu nedir? Bakın tam ters bilgi. Alfayı azaltacaksınız. Alfayı azaltırsan sen aşağı kaymak istemezsin ki. O zaman senaryo tam tersi olacaktı. Yani aslında birinci ile üçüncü aslında ters önermelerdi. Evet, meşhur sürtünme. Sürtünme katsayısının K olduğu yatay zeminlerde bulunan M1 ve M3 kütleli cisimlere M2 ve M4 kütleli cisimler asıldığında cisimler hareket etmiyormuş. Ya nasıl hareket etmez? Halbuki buradan bir M2G çekmiyor mu? Buradan da aynı şekilde M4G çekmiyor mu? Eğer bir sistem hareket etmiyorsa aklına geliyordu, statik sürtünmeyi aklınıza getireceksiniz. O zaman bu cisme etki eden FS1, buna da ne varmış bir tane? FS3 denmiş 3. cisim diye. O zaman FS1'in değeri M2G'ye eşit ki hareket etmiyor. Aynı şekilde FS3'ün değeri de M4G'ye eşit ki hareket etmiyor. Dolayısıyla ben bunları sorarsam M2 bölü M4 diyeceksiniz. Mesela bu soruya gidip Km1G buna etki eden sürtünme, buna da etki eden Km3G derseniz o zaman M1 bölü M3 bulursunuz ama maalesef yanlıştır. Hareket etmeyen sistemleri unutmuyoruz gençler. Evet, etki tepki yasası. ÖSYM de bunu çok seviyor arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Etki ve tepki ile anlatılan hikayelerde mantık aramayın lütfen. Yani şöyle diyeyim size, ya bu imkansız falan filan demeyin gibi. Mesela ne demiş? Arabanın ön camına çarpıp camı kıran küçük taş parçasının cama uyguladığı etki kuvveti camın taşa uyguladığı tepki kuvvetinden büyük olduğu için değil. Etki ve tepki kuvvetleri birbirlerine eşit ve zıt yönlüdür arkadaşlar. Sadece birinin dayanıklılığı azdır. Örneğin kızdınız, cama yumruk attınız, camı kırdınız ama duvara at bakalım senin de elin kırılsın. Niye birinde cam kırıldı, birinde el kırıldı? Tabii ki bundaki en büyük farklılık elin ve cam veya elle duvar ikilisindeki kimin dayanıklı olduğuyla. Duvara atılıp kırılan cam şişenin duvara uyguladığı etki kuvveti duvarın şişeye uyguladığı tepki kuvvetinden daha küçüktür. Yine yalan. Peki yumruk atan boksörün rakibine uyguladığı etki kuvveti rakibin yumruğa uyguladığı tepki kuvvetine eşit büyüklüktedir. Evet, etki ve tepki eşit büyüklüktedir ama yanlış olanlar sorulduğuna göre 1 ve 2 yanlıştır gençler. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dinamikle ilgili bir çalışma daha yapacağız. O çalışmada tekrar görüşeceğiz gençler. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.